Merhaba arkadaşlar, bugün Factory ile ilgili bir duyurum olacak size. Biliyorsunuz 156. verime ulaşmış bir Factory dizimiz var. O dizi kısmetse devam edecek, zaten artık sonlara doğru yaklaşıyoruz. Fakat biz bununla uğraşırken Factory'cılar da boş durmadılar. 4 yıldır uğraştıkları Factory Space Age isimli DLC'lerini ve oyunun 2.0'ını bitirdiler. Yaklaşık videoyu çekerken ben 21 Ekim tarihinde çekiyorum. Yaklaşık 2 saat sonra satışa sunacaklar diye umuyoruz. Şimdi 2 tane önemli olay var. Birincisi oyun 1.1 versiyonundan 2.0 versiyonuna ilerlemiş olacak. Ki bu oyunun 1.1'e sahip olanlar için ücretsiz bir geçiş. Yani siz 2.0 Factory'yi oynama imkanına sahip olacaksınız. Lakin ben mesela dizi için taşınabilir versiyonunu kurdum. Ki o güncellemeyi Steam otomatik yapacağı için yapmayayım diye. Çünkü yapsam save dosyalarında uyumsuzluk vesaireden ziyade özellikle mod dosyalarında uyumsuzluk olacak. O yüzden onu 1.1'de tutmam gerekiyor. Yani eski devam etmekte olan Factory'yi çekerken 1.1'e o taşınabilir sürümden oynamaya devam edeceğim. Ama aynı zamanda da dediğim gibi normal Steam'e bağlı olan Factory'da 2.0'a güncellenecek. Ve 2.0 çok ciddi değişikliklerle geliyor. Bunları üzerinden de hafifçe geçmeye çalışacağım. Diğer ikinci kısımda Factory Space Age isimli DLC. Bu paralı. Sitesinde $35 fiyatla satışa çıkacak. Bakalım Steam'de bize özel bir bölgesel fiyat uygulayacaklar mı göreceğiz. Ama ben çok açıkçası böyle bir şey olacağını beklemiyorum. Ama $35 yaklaşık 1000 lira civarında bir para yapıyor. Factory'ye kesinlikle ve kesinlikle değer. Yani siz bir söylendiğine göre Space Age DLC'si yaklaşık yani 100 ila 200 saat arasında bir oyunun süreceği söyleniyor ki şöyle diyeyim size, Factory'nin güzel tarafı defalarca oynanabilir bir oyun olması. Çünkü haritalar farklı olarak oluşturuluyor. Ayrıca zaman içinde farklı modlar da çıkabiliyor. Dolayısıyla yani siz inanılmaz büyük bir vakit geçirme potansiyeli olan bir oyuna 1000 lira veriyor olacaksınız. O yüzden şiddetle tavsiye ederim. Şimdi benim niyetim mevcut Factory'ye paralel olarak ikinci bir Factory serisine başlamak, bu Space Age DLC'si ile, yani genişleme paketiyle. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla az biraz yaptığım araştırmalarda şu var: 2.0 zaten birçok değişiklikte geliyor. Siz eğer bu genişleme paketini de almışsanız, önce oynuyorsunuz Nova'ya gezegeninde, ondan sonra yani belirli bir noktaya geldikten sonra o diğer genişleme paketi de aslında devreye giriyor. Yani o uzaya roketi fırlatmanız gerekiyor. Fırlattıktan sonra başlıyor. Dolayısıyla da ben tabii yeni bir oyuna da başlamış olacağım orada. Ama şöyle düşünüyorum. Şimdi ben normalde 20 dakikalık bölümler çekiyorum biliyorsunuz ama burada bakın 156. bölüme gelebildik. Gerçi 24-25 saatlik ya da bir 30 saat anca bulmuşuzdur. Bir oyunla oraya geldik ama 20 dakika tabii korkunç, 1,5 sene falan sürer gibime geliyor. Onun için şöyle düşünüyorum. Uzaya kadar gelecek bölümlerde 20 dakika sınırlaması yapmayacağım. Yani burada daha hızlı oraya ulaşabilmek için yani belki bazen 1 saat 2 saatlik bölümler bile olabilme ihtimali olacak. Ama yani herhangi bir süre kısıtlaması koymuyorum. Tabii sizin onun 2-3 dakikasını seyredeceğini bildiğim için zaten 20 dakikayı bile 2-3 dakikasını izleniyor genelde.
Yani bir şey fark etmemiş olacak. Şimdi gelelim bu genişleme paketini şöyle bir üzerinden geçeyim size bilgi olarak ilginizi çekerse. Diyor ki en önemli şeysi işte uzay platformları. Bu sizin gezegenler arası lojistik sisteminiz. 4 tane yeni gezegen ekleniyor NOAA'nın dışında. En önemlisi işte bunu zaten bunu bildiğim kadar 2-0 getiriyor. Nasıl diyeyim? Yükseltilmiş demir yolları. Yani şöyle diyelim. Bir demir yolu yaptınız. Başka bir demir yolu onu keserse eskiden işte ışıklar vesaire kullanmanız gerekiyordu. Ama burada isterseniz onu kullanmak yani yine kullanabileceksinizdir de üzerinden başka bir hat geçirme şansınız olacak. Ve kalite diyor. İşte kullanılan birçok eşyanın, makinenin vesairenin daha üst seviyeleri yapılabilecek. Şimdi şöyle bir size sayfayı göster. Bunu zaten faktörünün kendi sitesine girip kendiniz de görebilirsiniz. Ama ben şöyle bir yorum kata kata anlatmaya çalışıyorum. Şimdi genişleme paketinin içeriğine bakalım. Site açılmayı reddediyor. Neden acaba? Peki şöyle yapalım. Neyse ki ben Allah'tan demin şey yapmıştım onu. Açmıştım. Muhtemelen o da burayı tekrar açtı. Neyse. Şimdi genişleme paketimizde dediğim gibi uzayda siz platform oluşturuyorsunuz. Bu platformda böcek öldürmek yerine üzerinize gelmekte olan asteroitler olacak. Onları yok edecek defans koruma birimleri oluşturuyorsunuz. İşte onları vuracak. Ondan sonra onları herhalde parçaladıktan sonra veya işte ufak parçalar halinde geliyorlarsa onları yakalayıp onlardan hem kendinize mermi atacak mermi oluşturacaksınız hem de yakıt oluşturacaksınız. Ayrıca bu platformlarda kargo birimleri oluşturup işte gezegenler arasında malzeme taşıyacaksınız. Şimdi gezegenlere gelelim. Birisi Vulkanos, diğeri Fulgaro, bir diğeri Glava, en sonuncu da Aquila gezegenlerin yani dört gezegenin isimleri bunlar. Vulkanos, volkanik dağlar var bol miktarda. Nefes kesen diyor. İşte birçok yer küllerle kaplı veya sarı sülfürik sisler. Ciğerleri yakan, gözleri yakan, acıtan. Burada tungsten kırılması çok zor. Yani sert bir malzeme olan tungsten rafine edeceksiniz. Ve büyük maden çıkarma birimleri inşa edeceksiniz. Ondan sonra erimiş demirden ve bakırdan bol miktarda lavadan alıp üretim yapacaksınız. Ayrıca endüstri çağında meteorolojik teknolojileri geliştireceksiniz ve araştıracaksınız. Burada bunlar varmış. Fulgara'ya geliyoruz. Burası da yaşam yokmuş. Çok ince ve buz gibi havası olan bir yapıya sahip. Uzakta bir güneş göz kırpıyor buraya. Ondan sonra burada kendinizi gece fırtınalarından korumanız gerekiyor. Ama burada işte o geceki yıldırımlardan elektrik üreteceksiniz. Ayrıca bu gezegende çok eskiden yaşamış bir medeniyet varmış. Onların yüksek teknolojilerini ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Onlardan işe yarar ürünler elde etmeye çalışacaksınız.
Ayrıca burada ileri seviye elektromanyetik ve süper kondaktik yani süper iletici güçleri formiyumunu açmamız gerekiyormuş. Gelelim Glaba'ya. Glaba çok renkli, bataklıklı bir gezegen. Böyle nemli bir havası var. Daha önce görmediğiniz hayvanlarla karşılaşacaksınız burada. Bu egzotik gezegeni keşfedin, onu hasat edin. Özellikle tarım kuleleriyle meyveler vesaire toplayın diyor. Pişirin, ezin. İşte bunlar çürümeden evvel üretin. Bir de demiş ki bu gezegende biyokimyasal mühendislik üzerinde özellikle uzmanlaşacaksınız. Yani her gezegenin kendine göre görüyorsunuz bir şeysi var. Son gezegen Akuyla. Gündüz diyor ama hava kararıyor. Kötülüğünden dolayı, havanın kötü şartlarından dolayı diyor. Gezegenin diyor güneşi o kadar uzak ki diyor onu da diyor bir yıldızmış gibi göreceksiniz ancak diyor. Sadece diğer yıldızlardan biraz daha büyük ve parlakmış. Ama yine de son derece az ışık veriyor, ulaşıyor gezegene. Onun verdiği ısı da hissetmek mümkün değil neredeyse diyor. Burada ısı boruları inşa edip makinalarınızı dondurucu soğuktan koruyup çalışmalarını sağlamaya çalışacakmışız. Buz platformlarında fabrikalar kurarak genişletecekmişiz ağımızı. Ve burada kriyojenik teknolojiler ve füzyon gücünü keşfetmekle meşgul olacağız. Şimdi gelelim. Bakın burada elevated dediği yani alttan üstten hatların geçtiği trenleri görüyorsunuz resim olarak. Böylece hem manyaların üzerine atlama şansında olacak hem de rayları birbirlerini kesmeden kurma şansına da sahip olacaksınız. Böyle bu da benim gibi rayların işte ışık sistemiyle çalışmasına kafası az basan insanlar için müthiş bir fayda sağlayacak bence. Gelelim quality'ye yani kaliteye. Yaptığınız her şeyin daha üst seviyelerine yapın diyor. Her şeyi işte alet, edevat, nesne mümkün olan 5 farklı kalitesi varmış. Normalden en üst seviyeye kadar. Bunun için işte kalite modüllerinin araştırılması gerekiyor. Bunlar oyuna yeni dahil olmuşlar. Onlar sayesinde işte daha kaliteli malzemeleri üretmek mümkün olacakmış. Ayrıca her kalite seviyesi arttıkça yine size katkılar sunacak bunlar üretilen şeyler için. İşte mesela makineler daha hızlı bir üretim yapacak. İşte araçlar daha güçlü olacak. Mesela savunma aletlerinin etki alanı artacak. Yani mermisinin gittiği yer artacak vesaire. Ondan sonra yeni düşmanlarımız ve savunma noktalarımız. Bunlar da daha önce görmediğimiz ve başka gezegenlerde göremeyeceğiniz yaratıklarla karşılaşacakmışız. Yani artık böcekleri aşıyorlar öyle diyelim. Ve son olarak da bu genişleme paketi için bir saatten fazla özellikle ciddi paralar harcayarak müzik yapmışlar. Onu öyle gösteriyorlar. Evet şimdi saat şu anda 11.30. Tahmin ediyorum 2-2,5 saat sonra bu DLC açılmış olacak. Bakalım neler olacak göreceğiz. Evet. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.